Evet, Dünya Kazandı Kepçe'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda İzlanda'nın kuzeyindeki Krafla Yanardağı'na gideceğiz. Orada Viti Krater Gölü'nü gezeceğiz. İverir Kükürt Tarlası'na gideceğiz. Yine birbirinden güzel şelaleler var o bölgede. Yani yine hep beraber İzlanda'ya doğru güzel bir yolculuğa çıkalım. Video çekiyoruz yani. Arkamızda çok güzel bir şelale var. Taş yapısı yine basalt taşlardan oluşmuş. Bu da İzlanda'nın meşhur bir çiçeği. Evet, İzlanda'nın çoğu yolları bu şekilde. Toprak yol. Böyle sallana gidiyoruz. Ne oldu? Hali. Evet, burası Viti, Krater Gölü. Krafla Yanardağ'ın olduğu bölge burası. Bu bölge magma tabakasının yeryüzüne en yakın olduğu nokta. 2,5 kilometre ile 8 kilometre arasında magma tabakası var. Bu yüzden burada her yerde böyle dumanlar çıkıyor. Bakın, dumanlar çıkıyor her tarafta. Çok güçlü bir enerji olduğu için bu sıcaklığı, enerjiyi de böyle borularda taşıyorlar. Ve burası şu an kükürt kokuyor. Karşıdaki dağlarda dumanlar çıkıyor. Her yerde kükürt kokusu var. Kükürt tarlası burası. Evet, burası da Krafla Volkan'ın bulunduğu alan. Çok aktif bir volkan bu. Öyle izliyor. Bakın, şurada bir enerji sistemi kurmuş İzlandalılar. O Krafla Volkan'daki enerjiyi depolayıp bu şekilde işliyorlar ve büyük ihtimalle şehirlere dağıtıyorlar ısıtma sistemi olarak. Burası şu an her yer kükürt kokuyor, her yerden dumanlar çıkıyor. Çok geniş bir alan ve çok aktif bir yanardağ burası. Krafla Yanardağ, İzlanda. Lali Pipelines da oben. Ja. Wahnsinn, ne? Ja, wa. O hangi şarkı söylüyor? Welches Lied ist das eigentlich? Bu bir şarkı söylüyor. Evet, burası da Lanyukur denilen kükürt tarlası. Bakın, her taraftan dumanlar fışkırıyor, dumanlar çıkıyor ve yoğun bir şekilde bir kükürt kokusu var burada. Ki zaten az ileride Krafla Yanardağı var, aktif bir yanardağ. Bu bölge zaten çok aktif bir yanardağ bölgesi, yanardağ sistemi.
Yine Kraft'a bağlı olarak bu bölgede irili ufaklı pek çok aktif patlamamış yanardağlar bulunuyor. Şimdi biraz bu bölgede gezelim bizimkilerle beraber. Evet. Gördüğünüz gibi kükürtlü bir yer burası. Çok yoğun bir koku var. Ve yerden su şu an kaynıyor. Biraz yaklaştırsam ve görebilirsiniz. Bakın bu bölgelerde su kaynıyor. Çünkü burası Kraft'la yanardağ sistemin bulunduğu yer. Çok aktif bir bölge burası. Bakın bu alanlarda olduğu gibi böyle lava tarlası. Çünkü Kraft'la yanardağının püskürttüğü lavlar bunlar. Oh, şimdi ben tam içine girdim, böyle ateş yüzümü size çarpıyor. Bazı yerlerde dumanlar çıkıyor çünkü. Oo, bu bayağı akmış. Çok aktif bir dağ burası. Yanardağ sistemi. Şurada bakın, ana krater şurası. Ve böyle uzayıp gidiyor her taraf. Lava. Çok tehlike arz etmiyor bunlar ama sürekli olarak bunlar lava çıkartıyorlar. Hızlı hızlı gidiyorum size göster. Ama çok geniş bir alana yayılmış vaziyetteler. Şu ileride ne var? Bir buraya bakalım. İnanılmaz. İnsan yürürken biraz da ürküyor. Oo, her yer lava tarlası. Bakın Kraft'la şurası. Ana merkezi. Ama çok geniş bir alana lavalar yayılmış. Ve hala gördüğünüz gibi yanardağdan böyle dumanlar çıkıyor. Çok enteresan bir yer. Gidin. Okey, ben yavaş yavaş geliyorum. Ernest, Ernest, linksen, linksen, links. Okey. Hadi. Hadi yürüyün. Burası Yüverer denen bölge ve burada da gördüğünüz gibi çamur geysileri var. Bakın su nasıl kaynıyor, çamur nasıl kaynıyor göstereyim size. Yakından çekelim birazcık. Burası çok yoğun bir şey, bir küçük bir su var. Her yer bir şekilde. Hey yavrucuklar.
Burası şu an yerin altı kaynıyor. Şuraya bakın. Şu alanlara bir bakın. Hatta birileri buraya basmış. Yerin altında yoğun bir şey var. Ses ve gürültü var. Evet, burası Hiverir kükürt tarlası. Bakın her yerde bu şekilde çamur fışkırıyor. Çamur kuyuları oluşmuş. Şu zaten parmağımla gösterdiğim alanda Krafla Yanardağı var. Bu bölgedeki yanardağ sisteminin ana merkezi orası. Krafla'ya bağlı olarak da çok fazla burada irili ufakta aktif yanardağ var. Ve burası aktif olduğu için de Mama yeryüzüne burada çok yakın. 2,5 kilometre ile 8 kilometre arasında bulunuyor. Şu an yerin altında büyük bir hareketlilik var. Bunu duyabiliyorsunuz. Her yerde dumanlar çıkıyor, çamurlar çıkıyor, kükürt çıkıyor. Komple şu alan yukarı hızla devam ediyor. Yoğun bir kükürt kokusu var. Aynen, bak bu alan gördüğün gibi, burası bak şeytan bacası. Ve burada bir sürü bu şekilde kükürt tarlası burası. Bir sürü böyle kükürt çukurları var gördüğün gibi. Ve bak arkadaki çukur tam sana göre, biraz geri gidersen içine oturabilirsin. Çamur banyosu yaparsın burada ama çok sıcaktır bu. Bakın burada doğal bir baca oluşmuş vaziyette. Bir sürü dışarı duman çıkıyor. Hatta üstü biraz kapatmışlar galiba. Şu şekilde. İnanılmaz. Evet, Kiryodakya yeraltı mağarasına geldik. Bakın şu üst tarafta Amerika ile Avrupa'yı ayıran yarık var, çatlak var. Onun altında bir mağara oluşmuş. O mağarada da bir göl var. O tam içine dafin giremez. Önce diğer tarafa bakalım. Ki zaten çocuklar tam giremez. Aynısı girip baksın. Bir de şurada bir şey var. Ben oraya bakayım. Buradan çıkış yapıyorlar. Buraya girmek de bayağı tehlikeli. Bakın böyle bir mağara oluşmuş. Burada yüzmek yasak ve karanlık için. Abi, su gözüküyor burada yakınca, bakın. Daha önceden burada yüzmek mümkünmüş. Fakat suyun sıcaklığı yükseldiği için yasaklamışlar. O yüzden buraya giremiyorlar. Ki zaten banyo yapmayın diye yazmışlar. Evet, bakın Amerika ile Avrupa'yı birbirine ayıran çatlak burası. Zaten İzlanda'nın çoğu yerine bu çatlak devam ediyor. Kimi yerlerde bu şey çok belirgin. Ama çoğu yerde de belirsiz. Ernest. Alo Benito. Thank you.
şu an önüne bir tane krater var. Saatli krater. Güneş batmak üzere. Güneş batıyor. Saat şu anda 12. 12'de güneş batıyor ama hava kararmıyor. Çok da rüzgar var ya, içim dondu. Bir tane şöyle krater var bakın. Ya burada her yer krater, saatli krater dolu. Sigaramı daha içemedim, rüzgarca sigaram söndü. Hemen kaçıyorum otele. Saat 12 sabah kalkacağız, yani tekrar tura devam edeceğiz. Sabaha kadar otursam yarın hiç gezemem. Burada bir sürü kuş da var. Kuş zaten, kuş popülasyonu İzlanda çok fazla. Her taraftan martı ve değişik deniz kuşları, kara kuşları. Burada iki tane var. Bakın bir tane önümde, bir tane arkasında var. Krater. Bir de çok enteresan bulut şekilleri var. Bakın şu ilerideki bulut çok garip, tuhaf. Hiç bu bulutları ben şeyde görmedim. Yani Almanya'da, Türkiye'de görmedim veya başka bir ülkede görmedim. Sanki böyle volkan var. Dünya Kazan Biz Kepçe'nin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu sefer de Doğu İzlanda'ya beraber geziyoruz sizinle. Doğu İzlanda'da gideceğimiz ilk yer, o çok güzel meşhur bir kanyon var. Sturlaugil kanyonu. Ondan sonra Rjukandafoss şelalesini göreceğiz. Oradan Borgarfjord'a gidip o güzel muhteşem kuşları var orasının. Puffin kuşları, onu izleyeceğiz. Bu videoda bol miktarda geyikleri göreceğiz, atları göreceğiz, kuşları göreceğiz. Güzel bir doğa manzarasını göreceğiz. Hadi gelin Doğu İzlanda'yı beraber gezelim. Ve abone olursanız çok seviniriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Evet, burası da Sturlaugil denilen kanyon. Bakın yine bazalt taşlardan oluşmuş bir alan burası. Böyle güzel bir görüntüye sahip. Suyun rengi de böyle yeşil. Çok enteresan bir doğa oluşumu. Taşlar bazen de merdiven gibi, bazen de sütun şeklinde uzakmış.
daha video çekiyoruz. Evet. Oo, çok güzel çıktık ya. Ne güzel çıktık, bakar mısın diye. Herkes hasta oldu burada. İzlanda'dayız. Çok güzel bir kanyona geldik. Yemişiz diyorlar. Çok güzel bir İzlanda'yı bulduk. Bakın şöyle. Her yere çimenlik. Çatısı çimen. Girişi böyle. Yani yukarıda su damlıyor herhalde. Buradan da su vermişler. Enes. Arkası bu şekilde. Aşkım, nereye geldin? He? Nereye geldin sen? He? Bebişim. Oy.
Okay. Burası fil kuşlarının ürme merkezi. Bu kuşların ürme merkezi burası. Burada bir sürü bu kuşlardan bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Böyle ben yaklaştırayım size. Hepsi buralara delikler açmış ve yumurtlamışlar büyük bir ihtimalle. Yavrularını besliyorlar. Thank you.
Thank you.